günler arkadaşlar. 4 derste matematik, üçüncü derse hoş geldiniz. Konumuz yine logaritma fakat logaritmanın özelliklerini anlatacağım bu dersimde. Yani logaritma fonksiyonunun özellikleri. Başlık olarak atabiliriz logaritmanın özellikleri. Tabi biz logaritma tanımında bazı özellikleri aslında değindik ama bir logaritma A tabanda 1'in sıfır olduğunu söylemiştik. Bu cepte dursun. 2 Logaritma A tabanda A 1'dir. Burada logaritma 3 üç tabanda 3 de 1'dir. Logaritma 5 beş tabanda 5 de 1'dir gibi. 3 Logaritma A tabanında A üssü N olursa arkadaşlar. N başa düşer. Üstteki N olarak çarp olarak düşer çarpı logaritma a tabanda a'dan buradan n olarak yazılır. 4. Logaritma a üssü n tabanında a olursa buradaki tabandaki üs ise arkadaşlar 1 bölü olarak döner, üste düşer. Yani logaritma a tabanda a'dan bu da yine 1 bölü 10 n olarak yazılır. 5. Logaritma a tabanında b çarpı c ifadesi logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c olarak toplam şeklinde yazılabilir. 6 logaritma a tabanında b bölü c ise gençler bu da logaritma a tabanında b eksi logaritma a tabanında c olarak yazılabilir. Bunların hepsini zaten biliyorsunuz. Bir de Elen ile ilgili birkaç özellik yazayım. 7 Elen E 1'dir. Elen E üzeri 2 2'dir. Çünkü 2 başa düşüyor. Bir de 8. .'si de tabansız logaritma hakkında. Zaten bunları yine yazmıştık. Logaritma 10 1'dir. Logaritma 100 ise aslında onun karesi olacağı için bu da 2 olarak yazılabilir arkadaşlar. Peki İkinci özelliğimiz yani daha doğrusu ikinci anlatacağımız konu ise birbirleri türünden yazma olayı önemli. Birbirleri türünden yazma. Arkadaşlar bunlar da şu şekilde. Bir tane örnekle bari yapalım. Logaritma 2 eşittir a. Logaritma 3 eşittir b ise logaritma 36'nın A ve B türünden değeri. Değeri nedir desem. Mesela. Çünkü bunu başka türlü anlatamayım. Yani en azından bir örnekle mantığını kavratayım. Şimdi arkadaşlar burada logaritma 36'nın sorduğu için 36'lı çarpanları düşünüyorum. Yani logaritma 4 çarpı 9 olacağı için ne demiştik birinci sayfamızda? Bu logaritma 4 artı logaritma 9 olacak. Bu da logaritma 4 2 çarpı. Yani daha doğrusu logaritma renkli kalemi yazalım bunu. Logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3'ün karesi olacak. Buradan 2 başa düşer. 2 logaritma 2 artı 2 başa düşer. 2 logaritma 3. Bize ne vermişler zaten? Logaritma 3'ü B vermişler. Logaritma 2'yi de A vermişler. O zaman 2A artı 3B olarak logaritma 36'nın A ve B türüne değerini bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki taban değiştirme kuralı da önemli. Taban değiştirme. Burada da arkadaşlar yine örneklere daha iyi anlayacaksınız. Ama mesela logaritma A tabanda B'yi ben logaritma B bölü logaritma 10 olarak A yazabilirim. Aslında burada tabanları 10 olarak yazmış olduk. Pardon elim sürçtü. 10 dedim ya kafa gitti oraya. Ya da logaritma 2 tabanda 3'ü mesela logaritma 5 tabanında 3. Bakın tabanı değiştiriyorum. Böyle logaritma 5 tabanda 2 olarak da yazabilirim. Biz bunlara taban değiştirme diyeceğiz arkadaşlar. Bir de en önemli özelliklerden birisi de bu. Mavi kalem yazalım. A üzerinde bunu şöyle yapıyorum. A üzerinde logaritma a tabanı da b ise gençler eğer tabanla üstteki ifade eşitse bunun sonucu direkt olarak b'dir. Yani 5 üzerinde logaritma 5 tabanında 7 örneği bunun direkt olarak 7 olduğunu bulabilirsiniz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Burada 5 5 üstünde logaritma 5 tabanında 7 ifadesinde şuradaki 7 ile 5 yer değiştirebiliyorsunuz. Yani 7 üzerinde logaritma 5 tabanında 5 ne yapmış olduk? 7 ile 5'i yer değiştirdik. Logaritma 5 tabanda 5 1 olduğu için yine sonucun 7 olduğunu bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki şimdi örneklerle süsleyeceğiz. Bakın farkındaysanız kısa bir özet geçiyorum. Bunları örneklerle hep birlikte arkadaşlar yapacağız. Şimdi yine her zaman gibi bir 15 saniye bekleyeceğim arkadaşlar. Soru 1. Logaritma 128 tabanında küp kök 2 çarpı küp kök 16 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Süremiz başladı arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışın. Ben tabi 15 saniye tutuyorum. Sizler daha kısa veya daha uzun süre olarak tutabilirsiniz. Bakın ne demiştik? Logaritma 128, tabanda 128 var. Diğer taraflarda aslında 2'nin kuvvetleri şeklinde. Hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yapmanızda fayda var. Yani logaritma 2 üstü 7 burası. Çünkü 128, 2'nin 7. kuvveti. Burada ise şunu düzenliyorum. Küp kök 2 çarpı 2 üstü 4'tür. 2 üzeri 4 bölü 3 olarak. Bunu da ne yaparsınız arkadaşlar? Kökten kurtarırsınız. Yani logaritma 2 üstü 7. 3 Üçüncü dereceden daha doğrusu. Burada 1 varmış gibi düşündüğünüz zaman arkadaşlar 1 ile 4 bölü 3'ü toplayacaksınız. Yani 2 üzeri 7 bölü 3. Peki bunu ne, nasıl kökten kurtarıyorduk? 7 bölü 3 bölü 3'ten 7 bölü 9 olacak. Yani logaritma 7 tabanında 2 üzeri 7 bölü 9. Bakın ne oldu burada? Anlatmıştık demiştik ki buradaki direkt gelir. Buradaki de alttaki de 1 bölü 7 olarak gelir. Yani şöyle yapalım. 7 bölü 9 çarpı 1 bölü 7 çarpı logaritma 2 tabanda 2 olacak arkadaşlar. Bunun zaten artık 1 olduğunu biliyoruz. Sonucunda 7'ler cırt cırt buradan sağlaşacak. 1 bölü 9 olarak çıktığını görürsünüz arkadaşlar. 2. Logaritma 3 tabanında a eşittir 5 olduğuna göre logaritma kök 3 tabanında a artı logaritma a tabanında 9 işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar peki buyurun süremiz başlasın arkadaşlar burada bakın logaritma 3 tabanında a'yı 5 verdikleri için ben burada yani sorulan kısımdakileri logaritma 3 tabanında a şeklinde yazmaya çalışacağım yani Logaritma kök üç nedir? 3 üssü 1 bölü 2. Bakın kökten kurtardım. Tabanında a. Artı logaritma a tabanında 3 üzeri 2. Şimdi buradaki 1 bölü 2 tabanda olduğu için 2 bölü 1 olarak düşecek başa çarpı logaritma 3 tabanında a. Artı arkadaşlar buradaki 2 direkt çarpı olarak gelecek. 2 çarpı logaritma a tabanında 3. Şimdi buradan düzenleyelim. Bakalım şimdi. Logaritma 3 tabanında a 5 olduğuna göre arkadaşlar logaritma a tabanında b eşittir. x ise logaritma b tabanında a'nın da 1 bölü x olduğunu biliyoruz artık. Şöyle bunu bir bulut içine alalım. O zaman yazıyorum diyorum ki 2 çarpı logaritma 3 tabanında a'yı 5 vermişler yukarıda. Artı 2 çarpı yine arkadaşlar logaritma a tabanında 3 ne olacak logaritma a tabanında 3 1 bölü 5 olacak. Eşittir. 10 artı 2 bölü 5 paylaştığın 50, 52 bölü 5 olarak bulmuş oluruz gençler. Soru 3. Logaritma a eşittir 12 olduğuna göre, logaritma küp kök a kök a küp kök a kök a ifadesinin değeri kaçtır diye sormuşlar. Tabi sizler yapmaya çalışıyorsunuz buyurun. oldu. Arkadaşlar bazı sorular uzun soluklu olabiliyor. Onlar için biraz daha biraz daha fazla süre bırakabilirsiniz. Size izin veriyorum demişim. Peki logaritma a'yı 12 vermişler zaten. O cebimizde dursun. Şimdi buradaki köklü ifadenin düzenlenmesi gerekiyor. O yüzden önce düzenleyelim. Bakın ben şöyle düzenliyorum bunu. 2 3 yolu var ama en kolay yolu şu. Küp kök a kök a küp kök a çarpı a üstü 1 bölü 2. Bakın ne yapmış olduk? En sondakini kökten kurtardık. Yani dış içe en içeriden dışarı doğru gideceğim. O zaman küp kök a çarpı küp kök a'nın bakın burada a var. Küp kök artık burayı bulmuş oldunuz arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 2'den a üzeri 3 bölü 2. Düzenli bir şekilde yazıyorum ki arkadaşlar aslında kök sayıları hatırlatmış oluyorum. T, tek konusu bu. Yine küp kök a'yı aynen yazıyorum çarpı kök a Bakın burada ne oldu artık? Çarpı a üzeri 3 bölü 2 bölü 3 olacak. 3'ler götürecek. A üzeri 1 bölü 2 olacak. Gençler şöyle yapalım. Eşittir diyorum. Küp kök a çarpı bakın kök içerisinde yine burada 1 varmış gibi düşünürüz zaman a üzeri 3 bölü 2 oldu. Bundan sonrasını renkli yapalım. Bakın 3 bölü 2 şurada gizli bir 2 var. O 2'den nasıl kurtaracağım ben bunu? 3 dereceden a Çarpı a üzeri 3 bölü 4 olacak. Burada 1 varmış gibi düşündüğüm zaman küp kök a üzeri 7 bölü 4 oldu. Peki bunu nasıl kurtaracaksınız arkadaşlar? 7 bölü 4 bölü 4'ten yani a üzeri 7 bölü 12 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Aslında bulduğumuz değer şurada yazıyorum artık. Diyorum ki logaritma a üzeri 7 bölü 12. Buradaki 7 bölü 12 başa düşecek katsayı olarak. Yani 7 bölü 12 çarpı logaritma a. Logaritma a'ya 12 vermişler. Bakın zaten ona göre hazırlanmış soru. Hocam cillop gibi yakaladınız. Evet gençler sizler için ne gerekirse yapıyorum. Bu 12'ler cırt cırt gitti. Sonucunda 7 olduğunu görmüş olduk. 4. Logaritma a çarpı b eşittir 5. Logaritma a bölü b, b eşittir 1 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar süremiz başlasın. Süremiz ile dolmuştur arkadaşlar. Bakın ne demiştik hatırlarsanız logaritma a çarpı b. Aslında burada 10 tabanında yazılmış. Yazılmamış olduğu zaman ne yapıyorduk hatırlayın. Bunu 10 tabanda kabul ediyorduk. Yani diyorum ki 1 diyorum şöyle güzel güzel basamak basamak gidelim. Amacım güzel öğrenmeniz. Bunu logaritma a artı logaritma b olarak yazarsınız. Çünkü taban eşit. Eşittir 5. Diğerini de 2 diyelim ona da arkadaşlar bakın. Bunları çünkü sonra yok etme yapacağım. Logaritma a eksi logaritma b eşittir 1 olacak. Bunları taraf tarafa topladığınız zaman 1 ile 2. Bunlar logaritma B'ler cırt cırt. 2 logaritma A eşittir 6. Logaritma A eşittir 3 olacak. Arkadaşlar burada 10 varmış gibi düşündüğümüz zaman gizli bir 10 var demiştik zaten hatırlarsanız. A buradan 10 üzeri 3 olacak. Yani A'nın 1000 olduğunu buluyorum. A 1000 eşittir. Burada şöyle bir bulut içine alalım kıpkırmızı. İkinci kısımda ne yapacaksınız? Bir tanesini kullanacaksınız. Şuradaki renkli kalem yapalım. Arkadaşlar logaritma a. Logaritma a'yı 3 bulmuştuk zaten. Şöyle yapalım. 3 artı logaritma b eşittir 5 olacak. 3'ü diğer tarafa sallayın. Logaritma b eşittir 2 ise yine burada gizli bir 10 var. B de ne olacak gençler? 10 üzeri 2'den b eşittir 100 olarak bulmuş olursunuz. Peki bana ne soruyor soruda? A artı b toplamı kaçtır diyor. Bundan sonrasını zaten yapmayanı döverler. 1000 artı 100'den 1100 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Soru 5. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir a olduğuna göre logaritma 5 tabanında 64 ifadesinin a türüne değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Buyurun yapmaya uğraşın. olmuştur gençler bu soru tabi birazcık e, taban değiştirme ile ilgili uzun soluklu bir soru olacağı için birazcık süreyi uzatabilirsiniz bakın bana ne vermiş logaritma iki tabanında 5 a verilmiş bu cepte dursun bakın şimdilik bu dursun bunu aslında buradan da yürüyebilirim ama size bir başka teknikle yapacağım şimdi logaritma 5 tabanında 64'ü arkadaşlar iki tabanı değiştiriyorum yani logaritma iki da 64 bölü logaritma 2 tabanda 5 olarak bunu ne yapmış olduk? Taban değiştirmiş olduk. Tabanları logaritma 2 olarak ortak yazdık. Yine aynı şey bu. Peki logaritma 2 tabanda 64'ü nasıl yazarsınız? Logaritma 2 tabanda 2 üzeri 6. Çünkü 2 üzeri 5, 32'yi biliyorsunuz. Peki aşağıdaki logaritma 2 tabanda 5'i direkt olarak A yazabilirsiniz artık. Siyah kalem aldım. Logaritma 2 tabanda 2 üzeri 6 deyince arkadaşlar 6 başa düşecek. 6 bölü A sonucuna ulaşacaksınız. Yani doğru yanıt C seçeneği olarak bulursunuz. Soru 6. Logaritma 3 eşittir n. Logaritma 5 eşittir n olduğuna göre logaritma 675'in değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Süremiz başlasın. Ürün yapmaya çalışın. gelecek olursanız biri bire cinsinden yazma diye bir kural anlatmıştım. Logaritma 675'i sorduğu için önce 675'i arkadaşlar asal çarpanlara ayırmanızı öneriyorum. Yani şu şekilde. Bakın 3'e bölünüyor. En küçük 3'e bölünüyor. 2 kere 3 6, 2 kere 3 6 15 5. Artık yine 3'e bölünüyor. 3'e bölün. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? 7 kere 3 75. Bir daha 3'e bölünüyor. 25. Artık bundan sonra 5'e bölünüyor. 5 5'e bölünüyor 1. O zaman demek ki bana sorulan logaritma 675'i ben şöyle yazabilirim. Logaritma 3'ün kübü çarpı 5'in karesi olarak ayrıştırabilirsiniz. Bunu da arada çarpı olduğu zaman neydi? Hatırlayın. Hocam toplama. Bravo. Logaritma 3'ün kübü artı logaritma 5'in karesi olacak. Burada 3 başa düşecek. 3 logaritma 3 artı 2 logaritma 5. Amacımıza ulaştık. Bakıyorum şimdi neler vermiş. Logaritma 3'ü m vermişler. O zaman 3m artı logaritma 5'i de vermişler. 2n olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Soru 7. Logaritma 3 tabanında 27 çarpı 3 kök yani küp kök 243 bölü küp kök 9 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuşlar. Arkadaşlar boyun yapmaya çalışın. Süremiz ile doldu. Burada dikkat edeceğimiz nokta ne olacak arkadaşlar? Yol haritamız belli. 3'ün kuvvetleri tabanda 3 olduğu için o zaman hepsini 3'ün kuvveti olarak yazmakta fayda var. Yani logaritma 3 tabanında. Burada 3'ün kübü var 27'den dolayı. Burada da arkadaşlar küp kök 3 üzeri 5 var. Çünkü 243 3 üzeri 5'tir. Bölü aşağıda ise küp kök 3'ün karesi var. Yine aynı şekilde yazıyorum, üşenmiyorum. Logaritma 3 tabanında. Hocam o nasıl 3? Ben de anlamadım. Şöyle 3 üç diyecektim. 3'ün kübü çarpı 3 üzeri 5 bölü 3 olacak burada. Hatırlayın kökten kurtarmanın yolu bölü arkadaşlar. 3 üzerinde 2 bölü 3 olacak. Şimdi bunu düzenleyelim arkadaşlar. Hatırlayın tabanlar eşitse üsler toplanır. Paydayı bölme ise çıkarılıydı. Yani logaritma 3 tabanında. Büyükçe bir 3 yazıyorum burada. 3 ile 5 bölü 3'ü toplayacağım. Eksi 2 bölü 3'ü çıkaracağım. Çünkü o tabanda payda da daha doğrusu. Devam edelim. Logaritma 3 tabanında arkadaşlar. Yine 3 üstünde. 5 bölü 3'ten 2 bölü 3 3 bölü 3 olacak. Yani 1 olacak. 3 artı 1'den. Burada 4 gelecek. Yani logaritma 3 tabanında 3 üstü 4. 4 yine başa düşecek. Zaten logaritmanın özelliği bir 4 çarpı logaritma 3 üç tabanda 3'ten arkadaşlar. Sonucun 4 olarak çıktığını görürsünüz. Sevgili gençler. 8. Elen küp kök e üssü 5 çarpı köke arsa elen 6. dereceden kök e üssü 5 ifadesinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Tabi yine sizler yapmaya çalışın beraber tartışalım. fonksiyonu da aslında logaritmanın onsuz yani tabansız logaritma gibi düşünebilirsiniz. Elen bütün logaritmanın özelliklerine sahip. Yani elen. Bunu ne yapabilirsiniz? Küp kök e üzeri 5 şöyle yapalım. Güzel olsun. Artı elen kök e. Artı. Geliyorum yan tarafa. Elen 6. dereceden kök e üzeri 5. Bundan sonraki basamak arkadaşlar kökten, küp kökten veya 6. dereceden kökten kurtarma faslı. Yani elen, e üzeri 5 bölü 3 olur bu. Artı elen, e üzeri 1 bölü 2 artı elen, e üzeri 5 bölü 6. Artık bunlar ne yapacak? katsayı olarak dönecekler, gelecekler buradan olarak. Yani 5 bölü 3 çarpı elene artı 1 bölü 2 çarpı ln e artı 5 bölü 6 çarpı ln e. e'nin zaten biz 1 olduğunu biliyoruz. Bunu şöyle bir kocaman yazdım ki hatırlayalım diye. O zaman buradan bir 5 bölü 3 gelecek. Buradan bir 1 bölü 2. Buradan da 5 bölü 6 gelecek. Bunları payda işliyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile. Bunu da 1 ile. Yani 10 artı 3 artı 5 bölü 6. 13, 18 bölü 6 gelecek. Bu da 3 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. 9. Logaritma 300 eşittir 2 virgül 47.712 olduğuna göre logaritma 27'nin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Bugün yapmaya uğraşın birlikte tartışalım. logaritma 300'ü nasıl ayrıştırabiliriz? Bakın çünkü logaritma 300'e 3 çarpanı var. Logaritma 21'i de 3'ün kuvvetleri şeklinde yazılabilir. Yol haritamı belirledim. O zaman diyorum ki ben logaritma 300. Arkadaşlar 3 çarpı 100 olarak ayrıştırırsak biz bunu 2,47712. Bunu hatırlayın toplam şeklinde yazayım. logaritma 3 artı logaritma 100. Eşittir 2,47712. Logaritma 100 artık 2 olduğunu bilmeyeni dövüyorlar hocam, bravo gençler. Bizim orada da öyle. Ya yani o zaman şöyle yapalım, diyorum ki ben logaritma 3 artı 2 eşittir 2,47712. Burada 2 virgül olduğu için 2 tamlar birbirini götürecek. Logaritma 3 eşittir arkadaşlar 0 tam 47712 olarak bulmuş olursunuz. Bunu şöyle bir bulut için alalım, çünkü diğerine bunu kullanacağım. Ne soruyor bana? Logaritma 27. Logaritma 27. 3'ün hocam o nasıl 3? Ben de anlamadım. Şöyle 3'ün kübü. 3 başa düşecek. 3 çarpı logaritma 3 olacak gençler. Burada artık logaritma 3'ü bulmuştuk biz. Diyorum ki logaritma 27 eşittir diyorum artık. 3 çarpı 0 tam 47.712 logaritma 27 eşittir. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 3 kere 7 21 elde var 2, 3 kere 21 23 elde var 2, 3 kere 4 12 14. Bakın sizle beraber yaptığımı görün. Bir tam 43.136 olarak bulmuş olursunuz. Zaten burada bakacaksınız bir tam 43.136 şıkkı A seçeneği. Ben bazen şıkları böyle işaretlemesem de sizler kendiniz işaretleyin arkadaşlar. O. Logaritma 2 eşittir. A. Logaritma 3 eşittir B. Logaritma 5 eşittir C olduğuna göre logaritma 360'ın değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Yine seçenekler vermiş. A ve B, C cinsinden buyurun yapmaya çalışalım. 15 saniyelik bir soru değil arkadaşlar. Yani siz biraz uzun soluklu olduğu için biraz süreyi uzatabilirsiniz. Bakın ne demiştik hatırlarsanız o kadar 360 demiş burada. 360'ı bir kere asal çarpanlarına ayıralım. Yani 2'ye böl 180. 2'ye böl 90. 2'ye böl 45. 3'e böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. Ne yapmış olduk? 360'ı asal çarpanlarına ayırdık. Arkadaşlar o zaman yazıyorum. Logaritma 2'nin kübü 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'i ben ayrıştırabilirim. Logaritma 2'nin kübü artı logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5. Burada 3 başa düşer. 3 çarpı logaritma 2 artı 2 başa düşer. 2 çarpı şöyle renkli kalem alamadım. 2 çarpı logaritma 3 artı logaritma 5. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Artık verilenler. Bakın logaritma 2 A vermişler. 3A artı logaritma 3'ü B vermişler. 2B artı logaritma 5'i de C vermişler. C olarak bulmuş olursunuz. Soru 11. Logaritma x eşittir 1,25 olduğuna göre 5. dereceden kök x üssü 16 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuşlar buyurun. Süremiz dolmuştur arkadaşlar. Bakın yine burada ben şöyle düşüneceğim. Logaritma x'i 1,25 vermişler ya. Yani şöyle yazalım. Logaritma x eşittir 1,25. Hatırlarsanız demiştik ki burada taban, taban yazılmamışsa 10 kabul edilirdi. O zaman x eşittir 10 üzeri 1,25 olarak yazarsınız. Bunu şöyle bir bunun içine alalım arkadaşlar. Bu çok değerli. Peki bana ne soruyor? X üzeri 5'in üzerinden kök 16. O zaman bu da x'leri 16 bölü 5 olarak kurtarırız kökten. Eşittir diyorum. x'i bulmuştunuz. 10 üzerinde 1,25 üzeri 16 bölü 5. Hatırlayın üstün üstü. Yani a üzeri, m üzeri n. Dediğiniz zaman ne yapılıyordu? a üzeri m çarpı n. Bravo. O zaman bunu da aynı şekilde yapacağım. 10 üzerinde 1,25 çarpı 16 bölü 5 gençler. Şimdi burada bir sürü yöntemle yapabilirsiniz ya da 16 ile 1,25'i çarpalım. 16 ile şu yan tarafta çarpacağım bakın. Beraber çarpmış olalım görün diye. 5 kere 6 30 elde var. 3 5 kere 5 8. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 2 3. 1 kere 6 6 1 kere 1. 1 arkadaşlar topluyorum. 0 10 3 daha 9 10 elde var. 1 2. Bakın ne bulmuş oluyorsunuz burada? Tam 20 bulmuş oluyorsunuz. 2 tane 0 götürdüğünüz zaman Arkadaşlar tam 20 olmuş oluyor. Yani şöyle yazıyorum. 10 üzerinde 20 bölü 5. Buradan 10 üzerinde 4 olarak bulursunuz. Böyle yaz, bıraksanız sınavlarda veya test sınavlarında da şıklarda bunu görebilirsiniz. Ama tabii ki devamını getirirseniz şov yapmış olursunuz. 11 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Soru 12. 5 üzerinde 1 artı logaritma kök 5 tabanında 6 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar buyurun yapmaya çalışın. Süremiz <laughs> dolmuştur. Arkadaşlar bu soruda şu kuralı hatırlamamız gerekecek. Yani A üzerinde hatırlarsanız yazmıştım bunu. Logaritma A tabanında B eşittir. Aslında bu şu demektir. B'dir ama neden de şöyle yazmıştık. A üzerinde logaritma A tabanında B'yi B ile A yer değiştirebiliyordu. B taban B üzerinde logaritma A tabanında A yazabiliyorduk. Burada da zaten 1 olacağı için sonuç B çıkıyordu. Bunu şöyle bir bulut içinde alalım. Çünkü burası önemliydi. Bunu zaten anlatmış birim. Peki buraya gelelim şimdi. 5 üzerinde 1 artı logaritma kök 5 tabanında 6 demiş. Bunu ayrıştırabiliriz. 5 üzerinde 1 çarpı 5 üzerinde logaritma kök 5 tabanında 6. Eşittir. 5 çarpı arkadaşlar bakın şu 6 ile 5'i yer değiştiriyorum mantıklı olarak. 6 üzerinde logaritma kök 5 tabanında 5 olmuş oluyor. Yani 5 üzerinde çarpı 6 üzerinde bakın. Logaritma bu 5 üzeri 1 bölü 2 olacak. Taban da 5. Peki bu 1 bölü 2 2 olarak dönecek oraya yukarıya. Şöyle devam edelim. 5 çarpı 6 üzerinde 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5. Bakın 1'e ulaştık. Şu arkadaşımızı 1 olduğunu bilmeyeni dövüyorlar. Hocam bizim köyde de. Peki 5 çarpı 6'nın karesi olacak. Yani 36. Burada da arkadaşlar 180 sonucuna ulaşırsınız. 13. Logaritma 5 tabanında a eşittir k olmak üzere 5 üssü k artı 25 üssü k eşittir 20 olduğuna göre a kaçtır demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru da uzun soluklu bir soru bana göre. Birazcık süreyi uzatabilirsiniz. Amacınız soruyu yapmak olsun. Tabi yapamazsanız da Nevzat Kaya var. Peki arkadaşlar logaritma 5 tabanında a eşittir k ise hatırlarsanız bunu ne yapıyorduk? Logaritma tanımından a eşittir 5 üzeri k olmuş. Peki bunu şöyle bir bulut içine alalım yine. Şimdi 5 üzeri k'nın a olduğunu görüyorum. 5 üzeri K eşittir A ise her iki tarafın karesini aldılar mı arkadaşlar? Yani şöyle 5 üzeri K'nın karesi eşittir A kareden. Aslında 5 üzeri 2 K'nın da biz A kare olduğunu görmüş oluyoruz. Bunu da şöyle bir bulut için alalım. Çünkü bunu yukarıda kullanacağım. Ne diyor? A artı A kare eşittir 20 imiş. Buradan aslında değer de verebilirsiniz. A'nın ben buradan direkt olarak 4 olduğunu görüyorum. Çünkü sizin için zaman çok kıymetli. Fakat yine bir de hatırlatmak anlamında çözelim. Yani a kare artı a eksi 20 eşittir sıfırdan. A'ya a, a 4'e 5 arkadaşlar. Fakat burası eksi artı olsun. Burası eksi olsun ki eksi 20 olsun çarpınca toplamda zaman artı 1 olsun. Yani ne olacak buradan? a eksi 4 çarpı a artı 5 eşittir sıfırdan. Buradan bir a eşittir 4 gelecek arkadaşlar. Buradan bir tane a eşittir. Eksi 5 gelecek. Arkadaşlar a eşittir eksi 5 olabilir mi? Olamaz hocam. Bravo gençler. Bu cırt cırt. O zaman a eşittir 4 olduğunu zaten yukarıda bulmuştuk. Bir kere daha tekrar etmiş olduk. Hatırlatmış olduk. Soru 14. 3 üzerinde logaritma 3 tabanında 6. Artı 2 üzerinde logaritma 4 tabanında 9. Artı 25 üzerinde logaritma 5 tabanında kök 3 işleminin sonucu kaçtır? süremiz dolmuştur. Arkadaşlar yine aynı kuralla ilgili soru sorulmuş. Daha doğrusu şöyle yazalım. 3 üzerinde logaritma 3 tabanında 6 artı 2, tam 2 üzerinde logaritma. Bakın burada şöyle yapacağım. da ona bir düzenleyeyim diye uğraşıyorum. 4 taban 9 artı 25 üzerinde logaritma 5 tabanında kök 3. Hocam sanki kök 5 ya. Evet elim sürüştü gençler. Bazen size de oluyordur. 5 tabanda kök 3 diyeceğime İkisini yerini değiştirdi. Beyin yaptı bunları. Bu kolay zaten. Direkt olarak bu 6 artı. Arkadaşlar burada 2 ile 9'un yerini değiştirirsiniz. 9'un üzerinde logaritma. 4 tabanında 2. Artı. Burada da 25 ile köküçün yerini değiştirirsiniz. Değil mi? Çünkü sonuçta onları yer değiştirme şansına sahibiz. Köküç tabanında logaritma. 5 tabanında 25. Bakın her şeyi yakalamış olduk. Şimdi artık devam ediyorum. 6 artı. 9 üzeri. Bakın burada 2'nin karesi gelecek burada arkadaşlar. Yani şöyle 9 üzerinde logaritma 2'nin karesi tabanda 2 artı burada da kök 3 üzerinde logaritma 5 tabanda 5'in karesi gelecek. Şimdi buradaki tabandaki 2'nin karesinden dolayı 1 bölü 2 geçecek. 6 artı 9 üzerinde 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Çarpı logaritma 2 tabanda 2 artı burada da kök 3 üzerinde 2 çarpı logaritma 5 tabanda 5. Artık birileri götürebiliriz. Bu arkadaşımız 1. Goodbye. Bu arkadaşımız 1. Goodbye. Kırmızı kalemle yazalım. Ne kaldı elimizde artık? Şuraya devam edelim. 6 kaldı. Artı burada 9'un kökü kaldı. 3. Artı burada kök 3'ün karesi kaldı. 3'ten 6, 6 daha 12 sonucuna ulaşmış olursunuz arkadaşlar. 15. Sibel Kare biçimindeki bahçesine her biri kare biçimindeki park ve havuz yaptıracaktır. Zaten şekil üzerinde gözüküyor. X ve Y birer tam sayıdır. Yukarıdaki verilere göre kare biçimindeki bahçenin alanı en az kaç birim karedir? Arkadaşlar bu soruda biraz uzun soluklu olduğu için biraz süreyi uzatabilirsiniz. Şimdi buradaki mantığım şu. Bakın kare olduğu için bu arkadaşımız uzunluğu ile buraya A diyelim. Bu uzunluk eşit olmak zorunda burada e A. A A olacağından yani logaritma 4 artı logaritma Y eşit olacak logaritma X artı logaritma 50'ye. Şimdi ben burada Logaritma x'i sol tarafa çekeceğim. Logaritma y eksi logaritma x eşittir. Logaritma değer 4'e diğer tarafa atacağım. Logaritma 50 eksi logaritma 4. Logaritma arkadaşlar neydi? Arada x varsa logaritma y bölü x bölüm şekli yazılır. Eşittir logaritma 50 bölü 4. Bunlar artık her iki tarafta log olduğu için cırt cırt gider. y bölü x eşittir 50 bölü 4 sadeleştirin 25 bölü 2. Bakıyorum şimdi arkadaşlar bakın şurası çok değerli bir bilgi. X ve Y birer tam sayıdır diyor. O zaman en az değeri sorduğu için de X'e 25 alacağım. Y'yi de hocam ters mi yazdınız sanki? Bence ters yazdım arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle yapalım. X'i 2 alacağım. Y'yi 25 alacağım derken bu defa dilim sürüştü dermişim. Peki bakalım şimdi ne lazım bana? Bahçenin alanını soruyor. O zaman A'yı bulmuş oluyorsunuz. A neydi? A Logaritma 4 artı logaritma y idi. y'yi bulduk 25 olarak. Yerine koyalım. a eşittir. Logaritma 4 artı logaritma 25. Buradan a eşittir. Logaritma 100 olacak. İse i̇şte arkadaşlar logaritma 100 onun karesi olacağı için a eşittir. 2 olarak bulmuş olursunuz. Şunu şöyle yapalım. Artık ne diyor? Alanı diyor. Neydi karenin alanı arkadaşlar? Alan diyelim şu boşluğa alan. A kare olacağı için alan eşittir. 2'nin karesinden 4 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yine arkadaşlar 3. dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. 3. dersimizde logaritma fonksiyonunun özelliklerini anlattık. Aslında biz logaritmanın tanımında bu özelliklere ufak ufak değiniyoruz ama burada özellikleri pekiştirmiş olduk, tekrar etmiş olduk. 4. dersimize görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.